go party and dance. We on the floor, floor. Check if you wanna join in. DJ, give us more, more. Let me take you to the top. Everybody move, boom, boom. Let the party kick in. And the speakers blow, blow. Yeah, we're about to begin. Whoa, we break it down on the floor, floor. The club's like the jungle. Sayın seyirciler, sektöründe başaranlar programı devam ediyor. Şu anda Kayseri'de emlak sektörünün en büyük, en deneyimli isimlerinden Hayat Emlak'ta işletmenin sahibi Sayın Ali Korkmaz'la birlikteyiz. Efendim, öncelikle sektöründe başaranlar programına konuk oldunuz. Ben teşekkür ederek sohbetimize başlamak istiyorum. Öncelikle Kayseri'ye hoş geldiniz. Bizim emlak piyasası gerçekten Kayseri'de değerli bir yerdir. Yani biz emlak sektörünü devam ettiriyoruz. İşlerimiz de çok güzel, gayet güzel devam ediyor. Kaç yıldır hizmet veriyorsunuz bu sektörde? Biz 13 yıldır Hayat Emlak ismi altında çalışıyoruz, devam ediyoruz. Burada Kayseri'de en ufak bir yanlışımız olmadı. Bu sektörde en ufak yanlış yapan silinir. Onun için de biz mücadelemize devam ediyoruz. Ali Bey, Hayat Emlak olarak daha çok konut ağırlıklı çalıştığınızı biliyoruz. Konut, kendi mevki alanımızda en büyük ağırlığımız konuttur. Bütün müteahhit arkadaşlarımızla, dostlarımızla arkadaşlığımız çok güzeldir. Genellikle de bizimki konut. Ali Bey, şu anda Kayseri'de emlak sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Satışlardan memnun musunuz? Sektör hareketli mi bu dönem? İşini dürüst yapan emlakçılara sektörümüz çok güzel. Kayseri'de ağırlıklı olarak işlerimiz güzel. En son ne zaman daire sattınız? En son ben dün villa sattım. Ağırlıkla bizim buralarda Kayseriler villayı çok sever. Şu anda villa sezonudur. Villa sattım dün. İşimiz de çok güzel. Peki Kayseri'nin hangi bölgesinde daha çok konut satıyorsunuz? Kayseri'nin genellikle her yeri ama Alparslan ve Talas. Daha çok konut sattığımız mıntık alanımız. Alparslan ve Talas Kayseri'nin oldukça seçkin olan bölgeleri. Seçkin olan bölgesi, evet. Evet Ali Bey, emlak sektöründe deneyimli bir isimsiniz. Yıllardır bu işi başarıyla Kayseri'de yürütüyorsunuz. Emlak sektörüne dair eminim ki sıkıntılarınız var. Sıkıntılarınız daha çok hangi yönde diye sorsam nasıl dile getirirsiniz bunları? Sıkıntılarımız her önüne gelen emlakçı olmaya çalışıyor. Biz 13 yıldır mücadele ediyoruz. Emlakçılar Odası'ndan aldığımız belgemiz var. Kayseri Ticaret Odası'ndan aldığımız belgemiz var. Erciyes Üniversitesi'nden aldığımız belgemiz var. Biz bu belgelere, vergi dairesine vergilerimizi ödüyoruz. Mücadele ediyoruz ama genellikle de çoğu insan ayaküstü yapmaya çalışıyor. O da tabii onlar kaybediyor. Ali Bey, bu iş gerçekten önemli bir iş. Profesyonelce yapılması gereken bir iş, emlakçılık. Bu işi merdiven altı yapan çok fazla sayıda insan var. Bunları nasıl ayıracağız? Üzücü olaylar yaşamamak adına alım satımlarda. Bir kere gerçek güvenilir kuruluşa gidecekler, Kayserililer. Gerçek dostlarımız, gerçek sevdiği insanlara gidecek. Tabii ki her önüne gelenden ev, daire, arsa almayacak. Çünkü çoğu yerde yanlış şeylere karşılaşabilirler. Peki alım satımlarda üzücü olaylara şahit oluyor musunuz? Tabii. Çoğu ayaküstü merdiven altı yapılan yerlerde nizak vardır. Onun için de gerçek bir kuruluşa Kayserilerin gitmesini istiyoruz. Evet, müşteriniz Hayat Emlak'a geldi, kapıdan içeri girdi. Sizden konut almak istiyor, bu anlamda yardım istiyor. Ona yardımcı olmak adına ne yapıyorsunuz? Nasıl yönlendiriyorsunuz? Biz ekspert ücreti almıyoruz. Sadece yüzdeki emlakçıların belirlediği komisyonumuz vardır. Israr da etmeyiz. Evlerimizi gezdiririz. Seçkin 8-10 tane elemanımız var. Asistanlarımız mevcut. Gerçek bir hizmet sunuyoruz. Peki şunu sormak istiyorum. Emlak sektörünün en büyük sıkıntısıdır. Komisyonunuzu alabiliyor musunuz? Komisyonumuzda sorun çıkıyor. Ne yapıyorsunuz? Haklarınızı korumak adına herhangi bir sözleşme yapıyor musunuz baştan? Bizde sözleşme yok. Herkes rahat, herkes şeffaf. Ama ikna oluyoruz. Yani alıyoruz bir nevi paramızı da eksik alıyoruz. Komisyonumuzu tam alamıyoruz. Onda bir sıkıntımız var. Ona da hiçbir çözüm bulamıyoruz. Ali Bey, Hayat Emlak olarak verdiğiniz hizmetleri birazcık daha açmanızı rica ediyorum. Konut ağırlıklı çalıştığınızı vurgulamıştık röportajın başında, ancak arsa işi de yapıyorsunuz. Emlakçıların konut diye bir şey olmaz ama ağırlığımız bizim konut. Bizim ev, arsa, iş yeri, dükkan, villa, parsel, ağırlığımız parsel var. Ama şu anda bir müşterimiz gelse ağırlığını biz parsel diye yorumlarız. Ağırlığı verir. Biz genelde emlakçının tek konudu olmuyor. Devamlı her işi yapıyoruz biz. Her gayrimenkulü değerlendiriyoruz. Yani müşterinin her talebine cevap verebiliyorsunuz Hayat Emlak olarak.
Tabii canım tabii, müşteri geldi ne isterse emrinde oluruz onun. Arsa derse arsaya götürürüz, ev derse eve. Her müşterimize nazında oynarız biz Kayseri'de. Peki Ali Bey, Hayat Emlak olarak çalışma prensibiniz nedir? Dürüstlük. Dürüst olmasan bitersin. Bunca yıldır ayakta olmanızı neye bağlıyorsunuz? Biz aşağı yukarı 13 yıldır biz bu sektördeyiz. 13 yıldır emlakçılık bizim işimiz. Emlakçılık bizim işimiz. Biz mesleğimizi, emlakçılığımızı seve seve yaparız. Bunu 750-800 tane emlakçı arkadaşlarımız var Kayseri'de. Hepsi birbirini bilir. Emlakçılık, Hayat Emlak olarak bizim işimiz. Biz güvenilir bir kuruluşuz. Emlakçılık bizim işimiz. Bunu emlak başkanımız da bilir. Bütün Kayserililer bilir. Emlakçılık bizim işimiz. Efendim, siz sadece alım satımlarda Kayseri halkı tarafından değil, yurt dışından gelen müşterileriniz tarafından da çok tercih ediliyorsunuz. Yurt dışında bizi izleyen gurbetçilerimize ne söylemek istersiniz? Gurbetçilerimiz gerçekten gurbetçi. Gurbetçilerimiz gerçekten gurbetçi. Benim çok gurbetçi müşterilerim var. Onlar kesinlikle alacağı dairelere kim varsa gitsin baksınlar ve emlakçıdan malını alsınlar. Hepsi diyeceğim bu kadar benim. Ali Bey, çok güzel bir sohbette bugün bizlere emlak sektörüyle ilgili ve Hayat Emlak'la ilgili çok önemli bilgiler verdiniz. Kayseri'de emlak sektörünü bu kadar başarılı bir şekilde temsil ettiğiniz için ben size kutlamak istiyorum. Program konuğum olduğunuz için de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Öncelikle sıkıntılarımızı dile getirdiniz. TGRT ailesine de çok teşekkür ederim. Kayseri'ye de geldiğiniz için tekrar TGRT ailesine teşekkür ederim.